İyi akşamlar stadyuma hoş geldiniz sevgili seyirciler. Süper Lig'de haftayı tamamladık. Trabzonspor Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken Medipol Başakşehir Demir Grup Sivas Spor kaybetti. Sivas Spor Lig'deki ilk galibiyetini aldı. 4 beraberlik 4 mağlubiyetleri vardı. Medipol Başakşehir hiç kaybetmemişti. İlk mağlubiyetini aldı. Medipol Başakşehir'de ilklerin maçı oldu orada. Ve Trabzonspor Kasımpaşa maçından da gol sesi çıkmadı. Maçları konuşacağız yorumlayacağız. Nihat Kahveci, o gün Temizkanoğlu ve Kemal Aslan'la birlikte ilerleyen dakikalarda maçların özet görüntüleri ve pozisyonları eşliğinde. E, tabii programa başlamadan aslında sohbete başlamadan daha doğrusu bir sonuçları hatırlatalım. Bir puan durumu ne oldu bu maçların ardından e, ekrana gelsin. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Adana Demirspor 1, Spor 1, Ankara Gücü 2, Fraportav Antalya Spor 1, Arabam.com Konya Spor 1, Biteksen Giresun Spor 0, Beşiktaş 1, Hangi Kredi Ümraniye Spor 2, Yukatel Kayseri Spor 2, Atakaş Atay Spor 1, Korendon Alanya Spor 0, Fenerbahçe 5, Vavakars Fatih Karagümrük 4, Trabzonspor 0, Kasımpaşa 0, Medipol Başakşehir 0, Demir Grup Sivas Spor 2, Galatasaray bu haftayı bay geçti. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Puan durumu nasıl oluştu? Adana Demirspor lider durumda. ikinci Beşiktaş ve 3. Konya Spor'da aynı puana sahip. 18 puandalar. Fenerbahçe 4. Medipol Başakşehir 5. Galatasaray 6. Trabzonspor 7. 17 puandalar. 8. Kayseri Spor ve 9. Kasımpaşa'nın puanları 13. Gaziantep Futbol Kulübü 12 puanla 10. sırada yer alıyor. 11. Alanya Spor 9 puan topladı. Giresunspor ve İstanbulspor 8 puan aldılar. 12 ve 13. sırada yer alıyorlar. 14. Ankara Gücü, 15. Demir Grup Sivasspor, 16. Fırat Van Antalya Spor ve 17. Hatayspor 7 puandalar. Karagümrük, Fatih Karagümrük 6 puanla 18. ligin son sırasında. 3 puan toplayan Ümraniyespor yer alıyor. Puan durumunu da hatırladık. Özellikle artık üst tarafla alt taraf arasında böyle kopuşlar yavaş yavaş başladı. Namalup takım kalmadı ligde. Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayalım. İlerleyen dakikalarda az evvel söylediğim gibi hem geniş özetleri hem tartışmalı pozisyonları hem de maç için maçın içindeki aksiyonları konuşacağız yorumcularımızla. Nereden başlayalım? O gün Temiz Kanoğlu ile başlayalım. Başlayalım. Trabzonspor e, az evvel Nihat Kahveci yayına girmeden sosyal medyada şu soruyu sordu. Yanlışsam düzelt beni Nihat. E, Trabzonspor neden kazanamadı değil mi? Arkadaşlar. Soru o işler. Evet neden kazanamadı arkadaşlar? Ben o gün abi o gün abi ekleyerek sorayım. Trabzonspor niye kazanamadı sana göre? Şimdi Serkan yani lider olabileceğiniz bir maçta bu kadar isteksiz, bu kadar coşkusuz, bu kadar temposuz bir müsabaka Trabzonspor oynamaması gerekirdi. Saha içerisindeki organizasyon sıfır. Sıfırdı. Yani ee, bu Trabzonspor'un saha içerisindeki görüntüsü geçen sene şampiyon olan bir takımın çok çok uzağında olan bir görüntü. Ne yapıp edip iyi futbolla geçen sene maçları çeviriyordular. Ama bu sene maalesef ki biz burada konuştuğumuz zaman da bazen de bazı arkadaşlar da şey yapıyor bize ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Ve kazandıkları maç sonrasında daha söylüyoruz. Yani Trabzonspor İyi oynamıyor. Futbol oynamıyor. Takım oyunu ortaya koymuyor. Temposuz oynuyor. Yani rakip defansa çekildiği zaman ancak bir şeyler üretmeye çalışıyor. Üretkenlikte sıfırdı. Hiçbir şekilde Trabzonspor'un bir organize atağı yok. Ve bu görüntü çok kötü. Geçen sene şampiyon olmuş bir takımın üzerine koyarak devam etmesi gerekiyordu. Çünkü bu sene çok daha rahatsınız. Ve bu rahatlıkta bu oyun çok kötü bir görüntüydü. Futbolcuların saha içerisindeki fiziksel anlamdaki görüntüsü de çok kötüydü. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama hani Abdullah Avcı'nın bu kadar çaresiz kaldığı bir maç herhalde görmedim ben. Çünkü saha içerisindeki futbolcuların performansı gerçekten çok çok kötüydü. Ve buna müdahale edemedi. Özellikle şampiyonluk sezonunun öncesinde ve sonrasında da bu çok konuşulmuştu. Trabzonspor planını, projesini, oyuncu transferlerini daha önce yapan, ona göre hareket eden bir kulüp görüntüsündeydi ama bu sene işler değişti. Maç öncesinde Abdullah Avcı şöyle bir ifade kullandı. Ön üç taraf tamamen değişti. Daha önce de bunu konuşmuştu Abdullah Hoca. Stoperler, sağ bek değişti. 11 oyuncunun yedisi değişti. 11 oyuncunun yedisi değişti. Ama ben sürecin iyi geçtiğini düşünüyorum. Şeklinde bir ifadesi vardı ee, Abdullah Avcı'nın. Ki kazansa bugün Trabzonspor maç fazlasıyla lider olacaktı. Öyle bir durum vardı. Burada dur. Durdum. Kazansaydı Trabzonspor lider olacaktı. Evet. Bu oyunla kazanabilir miydi? Belki de bir gol atıp kazanacaktı ve lider olacaktı. Ama ne konuşulacaktı? Düşün nasıl kötü oynanılıyor ve Trabzonspor lider denilecekti. Biz burada Trabzonspor çatır çatır futbol oynadığında her zaman övdük geçen seneki evet. oyun gücünü üç ay önceden şampiyonluğu garantilediğinde artık övecek kelime bulamıyorduk cümle bulamıyorduk oradan bugünkü futbola geldi iş. Şey. Bak Monaco deplasmanı Paris Saint Germain'den sonra rakip ceza sahasına en çok giren takım evet. en çok gol pozisyonu üreten takım oradaki mağlubiyete hiçbir şey demem ki Maxi'nin amatörce gördüğü kırmızı kart takımını eksik bıraktı. O dakika zaten iş bitmişti. Oraya hiçbir şey demem. Mazeretim vardır. derim. Rakip zorlu. Maxi'ye de kızarım bu arada. Ha, sevgili Abdullah Hoca da Maxi'yi ödüllendirdi gibi bugün ilk 11'de oynattı. Tamam bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Ama sahan içinde Maxi bekleneni veremedi bu arada. İki, ya böyle maçlardan sonra benim şahsen tanıdığımda bizim tanıdığımız Abdullah Hoca çözüm üretir. Değil mi? Bir sonraki maçta hemen iyi futbol, kompak oyun, planı olan bir sistem, top rakipteyken boğan, çok pozisyona giren bir Trabzonspor izletirdi. Bugün onu da göremedik. Sağda yürüyen oyuncular. Sanki ilk defa oynuyorlar. Sanki Hamşik Makasetas'ı ilk defa görmüş. Siopis e, Trezege'yi ilk defa görmüş. Defans ilk defa oynuyormuş gibi bir kötü ilk yarı. Bak ilk yarı böyle bir şey yok. Ya Trabzonspor taraftarlar maçtan sonra hayatımızdan iki saat çalındı, iki saatimiz yok oldu deseler yüzde yüz haklılar ya. Böyle bir maç. Ya dün bir maç izledik, gollerin özetini versen program biteceğiz dedik. Bugün bir maç izledik bitmiyor. 900 dakika. Yani 900 dakika ya. Ya biz keyifli futbol istiyoruz. Ya Trabzonspor hani bana yeni oyuncular aldık. Mazeret üzerinden gelemez. Oyunculara bak. Maxi'yi alıyorsun. Fenerbahçe istiyordu. Oyuncuya bak. Başakşehir'de uçan Trezegen var. Bardi geldi. iki gol attı. Ne oluyor dedik. Bu nasıl transfer? Ortalıkta yok. Yusuf Yazıcı. Lili şampiyon yaptı. Sahada yürüyor. Abdülkadir Ömür oyuna girdi. Onu mu ıslıklıyorlar? Maxi'yi mi ıslıklıyorlar? Anlamıyoruz. Nereden nereye? Daha kimi sayıp? Eren. Sol bek geldi ilk iki maç ya cuk diye oturdu yıllardır orada gibi diyoruz. Eren sonra da oyunda yok. Siyopis oyundan çıkıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Yusuf, Bakasetas, Trezege, Hamşik, Maxi, Umut, Abdülkadir Ömür, Canini. Bardi, Canini. Dokuz tane gol atabilme özelliği olan oyuncu. İlk 11 başlayıp sonradan oyuna girdi. Ya var ya elinde olsa Arçil, Şota, Ami, Fatih Tekke o gün hocamı da oyuna alacak. Ama gol gelmiyor. Ya bu futbol kabul edilebilir bir futbol değil. Tamam takımın dengesi. Şampiyonluk ananın ak sütü gibi kazandın. Muhteşem kutladın. Ay dün dündür futbolda bugün var. Sergen Hoca da şampiyon oldu. İkinci sene bak işler kötü gitti. iki kere istifaya gitti iş. Bizim ülkemizde çabuk unutuluyor. Şu an Abdullah Hoca'ya bakış açısı ister istemez değişiyor. Ama hocam sen çözüm üretiyordun. Hani ne oldu? Ve takımın ne oldu? dengesi bozuldu işte. Taktik ona göre geliyorum. Taktik deyasısın. hocam. Geri geldiğinde basına bugün ne oynadıkları bile soruyorsun, değil mi? Evet. Görüş almak istiyorsun. Evet. Öyle bir e, görüş alışverişi de yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Ne güzel. Ben bayılırım baştan sonra Hı. taktik konuşan teknik direktöre. Ama sahanın içinde darmadağınık bir Trabzonspor ne oynadığını bilmiyor. Hocam Trezege'den Vakayeme çıkmaz. Trezege'yi neden oyundan almadığını biliyorum. Vakayeme de kötüyken almıyordu. Vakayeme dakika 90 Beşiktaş maçında al Cornelius diyordu maçı çözüyordu. Trezege çözemiyor. O yüzden oyunda tutuyor. Ben biliyorum Trezege'yi. Ama Vakayeme çıkmıyor ondan. Bir Vizca çıkmıyor işte Yusuf'u koyuyor. Ya Yusuf ilk kere iki tane sağ ayağıyla orta yapmaya çalışıyor. Karşısında rakip var. Ya top ona çarpacağı bile şut atıyor. Şu ya atıyor. Yusuf sen Lili şampiyon yaptın ya. Ya nasıl ne oldu Yusuf? Neredesin? O onu geçtim bak. Kötü oynarsın, kötü koşamazsın Yusuf. Geriye dönerek yürüyor, yürüyor. Vücut dili yani ben neredeyim? Şoku var. Ha bu arada da seyirci ıslıkladı onu, değil mi? Yuvaladı. Ya yapmayın diyeceğim Onu ama 6 ayda da şey çok söyledim çok doğru bulduğumuz bir şey değil o bir şey çünkü Geçen bir faydası yok şampiyonluğu getiren en önemli cümle Trabzon'da neydi biliyor musun Hı -hı. Abdullah Hoca, Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu dahil futbolculara dahil seyircimizden sabır istiyoruz Hı -hı. ve sabrettiler ama sahanın içinde oynadığın ama için sabrettiler vardı bu sene oynamıyorsun bu sene sabretmez seyirci bu futbola kimse sabretmez o yüzden de bu yuvalamalar oldu senin biraz önce saydığın isimlerle beraber. Sen atardın hocam. Yani bir gol çıkardı o, o gün abi Çıkar değil mi hocam? Bir, bir gol çıkardı oradan. Hani bütün silahları yani sahaya sürdü. saydığım isimler suydu, girmiş olsaydı. Öyle imkanları da olsa saydığım isimler. Yani bir, bir gol çıkmalıydı bu maçta ya. Ve böyle maçlarda da çıkarıyordu kötü oynamasına rağmen. Bugün ne, ne kaçırdık diyeceğiz. İlk yarı Terzeci kesti Bakasetas. o, o aklımda. Başka bir şey Ş var. Şöyle bir durum var. Kendi 20 yerde, şut. 20 şut. Şut da nereye? Üçü isabetli. Yani. Şu da dikkatimi çekti aslında. Abi, Bunun üzerine... attığı şutları net sayınız ya. Bardin attığı şutlar zaten Ama çok işte uzaktan. Ama dahil ediliyor, diye ya. söylüyorum onu o gün abi. Onun dışında bir de e, bu e, tabii orta kısmı var. 28 orta yapmış Trabzonspor. 28. İşini kolaylaştırayım. Evet biri isabetli. İlk biri. 20. dakikada Bakasetas'ın kafası var. Evet. O. Yani Nihat Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim şöyle. Tabii. Ee, aslında Abdullah Hoca kazanmak için az önce saydığı isimleri oyuna aldı. Oyunun son 20-25 dakikası Trabzon takımı sadece Bakasetas orta sahası kalıp hep hucum oyuncularıyla oyun içinde kaldı. Ama isimler sahada kazanma odaklı bir oyun yok. Hı hı izleyenler kazanma odaklı kazanacak. Trabzonspor çok baskı kuruyor. Kasımpaşa sahasından çıkamıyor. Bu noktada değil de oyun. Şimdi bu maç öncesine kadar bakıyorsunuz. Abdullah Avcı'nın takımlarında ilk 8 hafta 11 gol yememiş. Yani bir takım savunması hala oturmadı görünüyor. Takım savunması oturmamışken bir de bütünde bir bozukluk var. Bir şeyler yapmak istiyor Trabzonspor takımı. Ama net bir şey çıkmıyor. Bu arada bir Beşiktaşlı arkadaşım mesaj atmış bana da, e, o da e, epey bir maçları da takip eder. Serkan Adana Demirsporla Beşiktaş liderliği paylaşıyor demiş bana şimdi mesaj atarken. hani aynı gol, e, <laughs> aynı puan olduğu için onu bir kez daha söyleyeyim. Dün, Adana Demirspor ve Beşiktaş liderliği paylaşıyor. Bugünkü maçlar oynanmadan önce hı. benim de dikkatimi çekti. Dün hı hı. Adana Demir Beşiktaş Konya her şey aynı. Bir gol farkı vardı. Hı hı. Orayı görebilirseniz. Böyle çok yakın gidiyor her şey. Bugün kazanmış olsa Trabzonspor takımı, oyuna oturmamış, istediği performansı koyamayan bir Trabzonspor lider, lider olacaktı. Zaten istediğin oyun oturmadığı süreçte buralara getirebilmek önemli. Ama e, oyun içinde oyuncuların vücut dili, bugün Trabzonspor belki liderliği kaybetmedi tribünle oyuncuların arası da bozulmaya başlıyor. Şimdi hı hı. Yusuf ıslıklanıyor, antrenör oyundan alıp onu koruyacak, oyunda tutup onu koruyacak, o ikilemde. Yusuf o oyun içerisinde ıslıklanırken bir gol bulsa... Ama bir tek top var orada, Hamşiye. Mesela bekletmeden tek pası var, o da pozisyona soktu mesela. Evet. Onu evet. da her oyuncu yapabilir mi? O da ayrı bir çıkardı, konu. Üstüne geldi. Bir de işin o tarafı var. Bu arada açıklamaları yönetmenimiz İlker... Ee, az evvel söylemişti ekranda getiriyor şimdi. Bir seslendirelim mi İlker açıklamaları? Tamam, gelsin ekrana. Ertuğrul Taşkıran, diğerlerini de veririz. Rakibin ilk dakikadan itibaren baskılı oyununu bize hissettireceğini biliyorduk. Bu doğrultuda iyi hazırlandık. Trabzonspor deplasmanı çok bir çok zor bir deplasman. İyi direndik, iyi mücadele ettik. Doğru tercihler yapsaydık golü de bulabilirdik. Yine de bizim adımıza iyi bir maç oldu. Eren Elmalı İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puan almayı ve ligin en üstüne çıkmayı çok istiyorduk ama olmadı. Futbolda bunlar var. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Yolumuza devam edeceğiz. Larsen tabii ki bizim adımıza hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Golü bulabilecek ve galibiyeti alabilecek pozisyonlarımız oldu ancak bunu yapamadık. Kazanarak zirveye çıkmak istiyorduk. Olmadı. Şu ana kadarki açıklamalar böyle. Ya kimse zaten bu durumdan Sevgili memnun değil. Sevgili Serkan, <laughs> Trabzonspor deplasmanı şöyle bir şey. Trabzonspor coşkulu oyununu türbünle birleştirirse o 90 dakika geçmez. Eğer boğar seni. Orada. Boğar seni. Evet. Tabii ki çok zor bir deplasman. Trabzon oyun gücü, tribün, o deplasman havasını çok net hissedersiniz orada. Tamam. Yalnız Trabzonspor istediği oyunu oynamadığı zaman o gerginlik Trabzonsporlu oyuncuların üstüne biner. O Trabzonlu can, olanları. Trabzonsporlu oyuncuların üstüne biner. Bir de Trabzonlu olanlar. Bu farklı. Trabzonlu olan. onu siz daha iyi biliyorsunuz orada oynadığınız Üç. için. Şimdi o orayı yönetmek çok kıymetli işte. Bu maçta Trabzon Spor bu problemi yaşadı. Mesela ya ilk yarı bakıyoruz. Bir an önce bu problemi çözmeleri gerekiyor. Ee, Kasımpaşa aslında set hücumlarını çok iyi yapabilen bir takım görüntüsünde mi o tartışılır? Ee, ama buna rağmen Siopis'ten çıkan e, topları kapatarak zaten ilk yarıyı o şekilde geçirdi. Yani çözüm üretmek istedi Abdullah Avcı da izlediğim kadarıyla. Yani siz farklı farklı değerlendireceksiniz. Siopis'i aldı. Can'in hamlesi evet. geldi. Ofansif. Aynen öyle. Ve bütün hamleler neredeyse ofansifti. Ama ona rağmen çok üretken olmayan bir Trabzonspor vardı. Ya kopuk dediğim o. Yani Trabzonsporlu oyuncular izlediğinde birbirinden kopuk bir görüntü sergiliyor. Yani i̇lk defa oynuyorlar sergiliyor. gibi. Bardra'yı alıp Bardin. Bardra'yı alıp gıbamine koyup orayı stoper gibi orta saha özellikle koyup tamamıyla kazanmaya yönelik hamleler yaptı. Ama Gbamini hamlesi Bak, aslında şey kötü bir hamle değildi. Yani şu anlamda değil, değil İzlediğinde değil. E, hatta notlarımı da almışım daha fazla öne taşıdığı Düşünce, o hamle ama doğru, verecekti bir düşünce doğru ama uygulamadı işte istenilenler olmadı göreceğiz. O gün abi başlamadan açıklamalar okuyayım mı? Tabii, tabii tabii. Bölmek istemediğim için Vitor Hugo bizim adımıza canımızı acıtan, takımın canını yakan bir beraberlik oldu. Maçtan önce bugün galip gelip tıpkı geçen yılki gibi aynı haftada liderliğe oturabileceğimizi ve bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorduk. Maç içinde kazanmak için birçok şey denedik ama başarılı olamadık. Sahada arkadaşlarımın isteğini, arzusunu görmek güzeldi. Maç sonunda herkes çok üzgündü. Bu da takım ruhunu gösteriyor. Aytaç Karakasıpaşa, iyi hazırlandığımız bir maçtı. Çünkü Trabzonspor kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ona göre hazırlandık, iyi mücadele ettik ve rakibe boşluk bırakmadık. Puanlar paylaşıldı. Maçın hakkı da beraberlikti diye düşünüyorum. Trabzonsporlu her oyuncunun o liderlik vurgusunu görüyorsunuz açıklamalarda. Ama oyun onu yansıtmıyor. O anlamda söyledim. Yani ya o şişe, isteği, lider olacağız azmini görmedik yani oyuncularda. Buyur hocam. Şimdi ben bir şeye artık daha katılmıyorum. Yani özellikle Sayın Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda da yani maç öncesindeki açıklamalarda bundan önceki açıklamalarda baktığımızda takımın çoğu gitti. İşte azıcık geçen sene baştan kurdular takımı. Geçen seneki kamp Ortamında gelerek devam ettiler. Hı hı. O zaman da yeni bir takım kurulmuştu. Hı hı. Ama o zaman senin bir oyun anlayışın vardı. Saha içerisinde nasıl yayıldığını, sahayı nasıl kullandığını, rakibi nasıl boğduğunu artık öğretmiştin. Ve bunu uygulayan bir ekip vardı sahanın içerisinde. Şu anda bakıyorsunuz tamamıyla bireysel bir oyuna dönüşüyor Trabzonspor. Ben haftalardır bunu söylüyorum. Trabzonspor oyunu tamamıyla bireysel oyun. Yani organize olamayan bir Trabzonspor var sahanın içerisinde. Son üç basın toplantısında o gün abi geçiş dönemindeyiz ifadesi var Abdullah Avcı'da. Ya ]'da. şimdi bak ben hep şey yapıyorum onu. Kasım'a kadar olan bölümde Hı. ne kadar az puan kaybedersen mantığıyla giderseniz bir yerde patlarsınız. Çünkü oyununuzu geliştirmiyorsunuz. Kasım'a kadar, Dünya Kupasına kadar. Süpersin hocam. O mantığa da ben katılmıyorum. Niye? Abi bizde hep, Benim söyledim. Bizde hep sezon başı transferler zamanında gelmedi. Lig yeni başladı, hazır değiliz. Lig ilerleyince başlayacağız. Devre arası takviye yapacağız. Nisan ayı geldi, lig bitti. Bu mazeretler olmaz. Evet, evet. Her maç final. Ama bu kadar oyuncu aldıktan lig... sonra Bak bu ligde bir golle şampiyon çıktı ya Beşiktaş ya. Bir gol farkla. Evet. O nedir ben Kasım ayına kadar topladığımı toplayayım? Değil mi hocam? Hani bu mantığı ben, ben bence anlamıyorum. Öyle yani. Herkes Kasım ayı. Dünya Kupası kurtarıcı. Öyle <laughs> bir şey yok. ya Her Bu bakış açıyla yani. siz futbolunuzu geliştiremezsiniz zaten. Geliştiremediğiniz yerde de saha içerisindeki futbolcuların performanslarını yükseğe çekemezsiniz. Şimdi bugünkü müsabakaya bakıyorum. Bundan önceki müsabakalara bakıyorum. Monaco müsabakasına bakıyorum. Ben niyata bir konuda katılmıyorum. Monaco maçındaki. Tamam. Evet 10. dakikada 10 kişi kaldınız. Hücum yapma şansınız çok az. Ama kusura bakmayın ya. Trabzonspor'sunuz. Defans yapmayı da bileceksiniz. Daha önce defansı yani, zaten. Hayır ben ya Trabzon'da ben Monaco maçını mi? diyorum Monaco Hı, maçını. Tamam diyorum. son maçını söyle. Zor bir deplasman mı? Çok zor. Hareketli bir takım mı? Çok hareketli bir takım. Ya, ama koşu yollarında kapatacak oyuncularınız da var ya. Defans yapıyor. Ya niyet çok güzel bir şey söyledi ya. Ya gerçi bunu Yusufla ilgilisi de ama ben takımla ilgili söylüyorum. Mesela Monaco maçında. Ya kötü oynayabilirsin ama kötü koşma şansın yok. Bunu yapamazsın. Ya bugün. Kaç tane pozisyon ürettiler? Yani, yani pozisyon işte. yok sahanın içerisinde. Kaç tane orta attı dedin sen? 20, ee, 20 küsür. Bir tane isabetli diyorsun. Evet evet. Ya Maxi isabet. Gomez cezaların içerisinde kaç kere topla buluştu ya? O gün abi 28'e 1. 28'e 1. Gerçi Kasımpaşa'da 19'a 3. Yani. Ee, hocam. Ya, fark etmiyor. Bak sağdan soldan çok özür dilerim. Evet. Sağdan soldan orta atarsınız. Ama ya üç tane Santofor'la oynarken bak Santofor sadece diyoruz. Bunun Trezekes de var. Öbürü de Canine, var. O, Canine, de var. O da var. Hep. Ya bir tanesi bir kişi mi cezan içinde olur ya? Sen gol atmak istiyorsun. E bir kişi mi olur he? Nasıl olacak bu? Abdülkadir duvar yaptı. Aha, onu söyleyecektim. Kesti. <laughs> ya kimse mesela yok. çok güzel çıkardı. Evet. Kimse yok. Kimse yok. Bu çok enteresan. 86. Abi. dakika. Çok enteresan. Yani Trabzonspor ya bu kadar yön... ofansif oyuncuyla içerisinde oynarken içerisinde. yoklar. Anladım anladım. Sağ içerisinde. Yani. Trabzonspor'da geçen sene hem taraftarı hem de kendi oyuncu arkadaşlarını heyecanlandıran oyuncular vardı. Biri kötüyse öbürü ortaya çıkıyordu. Öbürü kötüyse o da öbürü başka bir şey yapıp ortaya çıkıyordu. Ya bu sene sahanın içerisine bakıyoruz. Ne taraftarı heyecanlandıracak bir oyun var, ne de oyuncu var, ne de kendi arkadaşlarını uyandıracak bir hareket var ya. Bir tanesi bir şey yapmaz mı sahanın içerisinde? Ya kötü bir alışkanlık bu bak şey olarak çok kötü bir alışkanlık bu. Anladım anladım. Çünkü kazandığınız maçta dahil ders çıkarmıyorsanız devamı gelir. Oradan ders çıkaran ki Abdullah Hoca analizleri çok seven bir insan. Oyun planı Sürekli... dengesi bozuldu. Bozuldu. Oyun planının dengesi bozuldu Trabzonspor'da. Ya şimdi niye bozuldu? Bunu hiç baktın mı? Çünkü çok bu işte bu ya az senin... evvel söylediğimiz gibi Bak, bu kadar oyun son dönemde çok oyuncu geldi. Hoca dokunuşlarından abi. bahsediyoruz. Uh -huh. Hoca dokunuşlarından bahsediyoruz. Senin orta sahada bir tane top atan adamın var. Tamam. Oyuncu var, adam demeyelim. Oyuncun evet. var. Hamşik Hamşi'yi niye çıkarıyorsun ya? Çıkarken bir reaksiyonu vardı değil mi? Ben yanlış görmedim. Ben niye çıkıyorum diye ya, vardı galiba. O farklı evet. bir şey. Yani O oyuncunun niye çıktığını şey. Ama bir tane oyuncu var ya. Yani defans arkasına atabilen bir tane oyuncu var orada. E, Yusuf kötü bir performans sergiliyor. Ya Fiziksel Yusuf nasıl hazır değil ben bunu anlamıyorum. Her şeyi saatle yapan yani saatle derken polar saatleri, verilere, verilere göre hep onu söylüyordu Abdullah Hoca. E, Yusuf'un bu performansını Kayseri'deki performansını görmedin mi? Hocam bir sakatlık olabilir mi? Bir sıkıntısı mı sıkıntısı var? Sıkıntısı vardır bak. Ya Aynı belki çünkü... de kafa olarak bir sıkıntısı var. Ama o zaman bunu hoca çözmesi lazım. Oynatmayacaksın. Ya, Yusuf transfer edildi fiziksel diye fiziksel bir sıkıntı evet, evet, varmış, bir sıkıntısı gibi varmış gibi. O geri dönüşlerdeki ağırlığı, pozisyonlarda gelgit yaşaması onu hissettiriyor. Çünkü daha önce biz Yusuf'u e, nasıl hatırlıyoruz? Bir Böyle hatırlamıyoruz. Bir de şimdi Yusuf yani şimdi... ama bir problem evet. olduğu aşikar. O konuda ben evet. de hemfikirim. Bir bir sıkıntı var ama ortada. şunu şunu söyleyeyim, tamamlayayım ben. Abdullah Hoca sürekli geçiş oyunlarından bahsediyor. Geçiş oyunları nedir? Çabuk kontraya gidersin, değil mi? Hmm. Kenarları çok iyi kullanırsın. Hmm. E bunu Yusuf'la nasıl yapacaksınız? Siz kenarda Yusuf oynatıyorsunuz. Şimdi Yusuf'un oynadığı mevki itibariyle bence orada da çok büyük bir mutsuzluk var. Yani Yusuf'ta var bir mutsuzluk. Vücut İçeri girdiği değil, zaman değil. tamamıyla boş olan bir sağ tarafınız kalıyor. Birazdan ekrana getireceğiz. Hocam yine O da çok güzel cümle söyledi. Hep geçişlerden bahsediyor. Maç sonu açıklamasında da geçiş dönemi var hocam. Yine var. Az sonra ekrana getireceğiz. Şimdi mi? Geçiş dönemindeyiz. Gerçekten mi? Evet geçiş dönemindeyiz hani. Ha geçiş dönemi. Sonra dönem ama bunu Zaman, o dönem Ligi ön eleme yani maçında, yine. Nihat Kahveci Şampiyonlar Ligi'nden eleme maçında Trabzonspor kaybettikten sonra Abdullah Avcı'nın açıklamalarını hatırlayın. Bundan sonra kolay olmayacak. Toparlayacağız. Yeni bir hani plan, projeden bahsetti. Nerede yani hata, hala nerede hata yaptığımızı evet, evet. iyi analiz edip onların üzerine gideceğiz ama geri gelmiş, gidiyor. gelmiş hemen seslendireyim açıklamayı. İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe bir fırsat vermedik belki ama biz de kendimize yakışacak oyunu oynayamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Bireysellikten çıkmak ve takım olmak çok önemli bir şey. Kimsenin kendini ispat etmeye de ihtiyacı yok. İkinci yarıda daha baskılı oynadık. Fırsatlar da vardı. İlk yarıya göre daha iyi olmamıza rağmen oyunumuzun daha da iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu kendini ispatlamak için bir şeyler yapmayacak. Bu saha içinde telaşa ve başka olumsuzluklara sebep oluyor. Kazanabilseydik de aynı şeyleri söyleyecektim. Hem teknik ekip hem de oyuncular olarak bizler öz eleştirimizi yapacağız. Taraftarımıza bir sitem değil ricada bulunmak istiyorum. Biz geçen yıl savunmayı ve hücumu taraftarımızla birlikte yapıyorduk. Geçiş dönemi sancılı olacak ama kazansak lider olacaktık. Giren ve çıkan oyunculara protesto yapılıyor. Oyuncuların performansını protestoyla arttıramazsınız. Bu sefer oyuncu telaşa kapılıyor. Oyun bitsin protestonuzu yapın. Oyun içinde de bana yapın ama oyunculara yapmayın. Önümüze yine fırsatlar gelecek. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bu kadar. O protesto konusunda zaten karşı çıkacak bir durum söz konusu olamaz. Maç içinde dün Altay ile ilgili o yüzden e, paylaştım. Hiçbir faydası Abi bu, yok onun yani. Bakın, Takımınıza bu, fayda bu, bu, sağlamaz. Bakın bu Türkiye'de her zaman geçerli olan bir şeydir. Hı -hı. Hepimiz üst düzey futbol oynadık. Ama hepimiz de dört dörtlük oynamadık. Geri geldi bizi de protesto etti. Ama ya, o maç maç Ama ya. bir şey söyleyeceğim sana. Diğer maça yansıtmadık biz bunu. Çabuk toparlandık. Trabzonspor. Oyuncu baktığın zaman ya gerçekten performansları çok aşağıda bir görüntü var şu anda. Hı hı. Yani her oyuncunun sadece bugün protesto edilenleri demiyorum. Yani Yusuf'u demiyorum. Sahaya giren Abdül Kadiri demiyorum veya... değil bütün oyuncularda var ya, ya sahne içerisinde bir tane futbolcu böyle hani nasıl bir tabir kullanayım böyle isyan eder İsyan eder ısırmaz mı ya dün Valencia yaptı işte ya bir şey yaparsın ne bileyim yani hiçbir şey sahne içerisinde kötü bir performans sergilersem bile ...dönersin seyirciye... ...hadi bakalım falan dersin. Ben oyunla ilgili ne dediğini ya, merak ettim. Mesela şu an bunlar genel açıklamalar. Bak oyunla oyun, oyun ilgili... yok, evet. yok Oyun yok. Oyun yok çünkü. Ben devamlı... Ağın içinde oyun yok hoca da biliyor. Abdullah Avcı'nın açıklamalarında... ...maç öncesi, maç sonu hep... ...şunu söyledik yayınlarda, diğer yayınlarda Hiç, daha önce. Evet. Oyunla ilgili konuşuyor evet. hoca, oyunu anlatıyor. O yüzden oyunla ilgili ne diyeceği benim şu Şuray... merak konusu... Buyur kaptanım. Yok yok istiyorsan buyur. Ya ben şöyle bakıyorum... ...bu benim kendi oyun... Trabzonspor'a bakış açım. Tamam. Siopis oyundan çıkıyorsa işler kötü gidiyor demektir. Siopis oranın denge oyuncusu. Rakibi karşılayan, pas hmm. geçişlerinde yardım eden, önünde oynayan Bakasetas'ın, Yusuf'un, kim oynuyorsa açığını kapatan, arı gibi bir adam. O oyundan çıkıyorsa oyunun planlamasında bir problem var gibi geliyor bana. Orada rakibin yaptığını da unutmamak lazım. Yani Siyopis iyi kapattılar. Kapat, Onu da söyleyelim. Yani. Şey iyi kapattılar siopis dediğin zaman. Siopis... oyun kuran bir oyuncu değil. Değil. Yani değil. değil. De, kapa... Kapattı kapatma değil. Hayır, Orada de, sadece Trabzonspor'a bağlıymış kapattılar? gibi anlatmayalım. Siyopis, hayır. Yok. Bahsettim o. Yok. Hayır, o noktada buluşalım. Oyun bozan bir oyuncu. Oyun bozan. Bak, oyun yani diğer, bozan bir oyuncu Diğer siopis. oyuncuların da savunma yükünü çeken oyuncu. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi siz savunma yükünü çeken oyuncuyu alıyorsanız. Bu defa savunmayı da kaybediyorsunuz. Biraz önce geçişten bahsederken notuma baktım. 66. dakikada bir tane pozisyon var. Evet. Belki özetlerde göreceğiz. Gelecek. Kasımpaşa 5'e 2 gidiyor. Hayredinovic. doğru kontrol yapıp pas verse belki maçı kazandıracak. Onun dönüşü Trabzon 6'ya 4 pozisyona girdi. Evet. Şimdi işte Siyopis oyunda olduğu zaman bu tür kopuşlar da olmuyor. O boşluklar olmuyor. Sizi evet. dengeliyor orada. Evet. Şimdi bir yani son, demek istediğim oydu. Son bir dakikanın içindeyiz özete pas atmak için. Bir taraftan da arkadaşlarımla iletişim Aa. halindeyim. Kemal Aslan bölmek istemiyorum Hayır, ama. Hayır, hep bana yapıyorsun. Ama. Özetten sonra. <laughs> Daha çok seviyorum demek. Ki. <gülüyor> <gülüyor> özetten, özetten sonra Abdullah Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili tek tek bir gidelim. Peki tamam. tamam. Ee, biraz sonra zaten Özel reklamımıza gideceğiz. 30 saniyemiz var. Abdullah Avcı'nın oyunla ilgili neler söylediğini de konuşacağız. Bu arada hemen seslendireyim gidelim reklama. Necati Erkmen, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu. Şenol Hoca'ya teşekkür ediyorum. İstediğini almak için mücadelesi yüksek olan bir takım vardı bugün. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek sonuç farklı da olabilirdi ama konsantrasyonumuzu hiç kaybetmedik. Trabzonspor gibi değerli bir takımdan bir puan almak bizi mutlu etti demiş Necati Erkmen ifadesinde. Evet, özel özellikle...